Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalarda olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız hem de aslında Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında ortaya çıkan ciddi tahıl krizinin çözümü için bugün İstanbul'da atılması beklenen tarihi bir imza var. Bu imzanın detayları ve bundan sonraki potansiyel uygulama metotları üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. İlk etapta günün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Dünyanın gözü İstanbul'da. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle dünya genelini etkileyen gıda krizini hafifletmesi beklenen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de hazır bulunacağı törene Rusya ve Ukrayna'dan bakanlar düzeyinde katılım olacak. Anlaşmayla İstanbul'da bir kontrol merkezinin kurulması ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge oluşturulması planlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %5.51 artarken yıllık bazda %123.72 yükselerek yeni bir rekor kırdı. Avrupa Merkez Bankası 11 yılın ardından ilk kez faiz artışına giderken Euro bölgesinde enflasyon ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etki göstermeye devam ediyor. Euro bölgesinde Bileşik PMI Temmuz ayında 49.4 seviyesine geriledi. Veriler Bileşik Endeks'in 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Hizmetler sektörü PMI verisi de benzer şekilde 50.6 ile beklentilerin altında kaldı. Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 bas puan indirimle %8'e çekti. Böylelikle politika faizi savaş öncesi seviyenin altına gerilemiş oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin %9'a indirilmesi yönündeydi. Karar metninde bankanın yılın ikinci yarısında da daha fazla faiz indirimini değerlendireceği ifade edildi. Haber başlıkları böyle. Piyasalardaki rakamlara hızlıca göz gezdirelim. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da 2540 puan seviyesine geldik. Birkaç işlem gününden bu yana 2500'ün üzerinde tutunma çabası devam ediyor endekste. Bugün daha olumlu bir performansı olması dikkat çekiyor. Bankacılık endeksi başta olmak üzere bankalar %1,5 yukarıda. Sınai endeksteki getiriler %1 civarında seyrediyor. Kur tarafına baktığımızda 17.71'lerde dolar TL, 18.04 seviyesinde ise Euro TL fiyatlama olduğunu görüyoruz. Sepet kur hafif aşağı kaymış durumda. Şu an itibariyle 17.88'ler civarında olduğunun altını çizmiş olalım. Türkiye'nin CDS'leri ise 843 bas puan seviyesinden işlem görüyor. Aylık opsiyon oynaklıkları %23.82 seviyesinde. Gidelim buradan. Özellikle Avrupa borsalarında tablo nasıl? Biraz daha ona bakmaya çalışalım. Özellikle bilançolar karışık gelmeye devam ediyor. Dün Amerikan endekslerinde Snap sonrası teknoloji hisseleri üzerinden gelen bir baskı vardı. Bugün Avrupa'daysa nispeten daha iyimser bir tablo söz konusu. %0.5 Stoxx 600 endeksini yukarıda görüyoruz. Hemen hemen aynı oranlarda Paris, Frankfurt ve Milano'da da primler var. Londra daha geriden geliyor %0.2'lik getirisiyle. Amerikan vadeli işlemlerine göz gezdirdiğimizde ise karışık bir tablo var. Dow Jones vadelerini 0.3 artıda, Nasdaq vadelerini aynı oranda ekside görüyoruz. S&P 500 vadelerinde ise yatay çok hafif negatif bir tablo var. Altın dip noktalardan toparlama çabası içerisinde. 1726 dolar seviyesine geldik spot altının ons fiyatında. Petrolde ise geri çekilme devam ediyor. 95 dolar 66 sent New York tipi ham petrolde. 103 dolarsa Brent petrolde gördüğümüz son düzeyler. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin. Merhaba. Özellikle gelişen ülkeler üzerindeki baskının devam ettiğini görüyoruz evet. Son dönemde. Arka arkaya çıkışlarla ilgili çok sayıda haber. Hem lokal para birimi cinsinden tahvillerden evet. Hem Eurobondlarından ciddi çıkışlar olduğunu görüyoruz. Hisse senedi bacağı zaten aşikar. Yılbaşından bu yana da gelişen ülke endeksleri üzerinden baktığımızda oldukça negatif bir tablonun sürdüğünü söyleyebiliriz. Şu an itibariyle gelişen ülke endeksine baktığımızda yılbaşından bu yana kayıplarının bazı ülkelerde daha yoğun olmakla birlikte %8'ler, %10'ların altında olmadığını söyleyebiliriz. Evet, seni dile getirdiğin gibi yani özellikle yılın ikinci yarısı son birkaç haftadır önemli ölçüde gelişen ülkelere yatırım yapan borsa yatırım fonlarından da çıkışlar dikkat çekiyor. Tahvil tarafında zaten genel artık
gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma döngüsüne girdiği ve bilançolarını daraltma eğilimine girdiği yerde o tarafta da gelişen ülkeler üzerinde de merkez bankalar üzerinde de bu bir ciddi baskı yaratıyor. Dolayısıyla 5 yıllık, 10 yıllık o ülkeler adına uzun vadeli sabit getirili tahvillerden bir çıkış. Tabii şimdi Türkiye'yi diğer gelişen piyasalarla kıyaslayacak olursak tabii son birkaç haftadır yabancı gelişen piyasalardan çıkıyor, Türkiye'den de çıkıyor ama hani şunu da unutmamak lazım. Özellikle son bir sene içerisinde hani gelişen ülkelere fon akımlarının olduğu döngüde de biz ondan çok fazla faydalanamadık. Yani kur performansı da benzer şekilde. Endekse ya da tahvile para girişi çıkışı olarak da aynı şekilde. Yani biz iyi bir döngü, iyi bir eğilim olduğu zaman ona iştirak edemeyip kötü olduğu zaman gene en kötülerin arasında kendimize yer buluyoruz. Ama ortalama olarak girişen piyasaları değerlendirdiğimiz zaman işte yani Rusya'yı vesaire birkaç örneği hariç bıraktığımız zaman ciddi şekilde çıkışlar var ve gelişmiş ülkelerin artık bilançolarına da yavaş yavaş küçültme eğilimine doğru gidiyor olması yani 4 tane büyük gelişmiş ülke merkez bankasının bilançosu işte Amerika, Avrupa, Çin ve Japonya bunların dördünün toplamı zaten Amerika ve Avrupa 9'ar trilyon dolara yakın. Dördünü topladığımız zaman 27-28 milyon trilyon dolara yakın bir rakam var ve %4 son haftalarda bir burada azaltım var toplam bunların taşıdığı stok bazında ya da bilanço büyüklüğü olarak bakıldığında. Şimdi bunun daha da azalacağı bir noktada gelişen piyasalardan bu daha da bir baskı yaratabilir. Zaten senin de dile getirdiğin gibi yani sadece lokal para birimi değil, yabancı para birimi, özellikle dolar cinsi ihraçlarına da yeni ihraçlara çok fazla talep gelmemesi, firmaların çıkarttığı tahvillerin yeniden finansmanı yani vadesi gelen tahvili farklı ileri bir vadeye taşıma, rol etme eğiliminde de çok ciddi yüksek maliyetler burada söz konusu. Hele yükselen maliyetlere rağmen nispeten daha önceki yıllara göre az bir ilgi söz konusu. O yüzden gelişen piyasalar açısından da gelişen ülkeler haricinde gelişmiş ülkelerde nispeten daha düşük kredi notuna sahip şirketler açısından da ve hani frontier market dediğimiz hani gelişen piyasalardan bir sonra yani henüz gelişen piyasa olamamış ama yabancı yatırımcısı ilgisine sınırlı mahzar olmuş ülkelerde de işler çok kolay gibi gözükmüyor. Yılın geri kalanında özellikle Fed'in gelecek hafta alacağı faiz kararıyla beraber. Serdar çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Programımızın bu bölümünde GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi özellikle piyasalar açısından çok zorlu bir dönem. Az önce Serdar'la da konuştuk. Gelişen ülkeler açısından zorlayıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak genel olarak baktığımızda Türkiye'deki yatırımcı profilinin davranış şekli, negatif faiz ortamında hisse senetlere gösterdiği ilgi alaka, dünyada MSCI gelişen ülkeler endeksi %20 kadar aşağıda olmasına rağmen bizi nispeten korur nitelikte gibi duruyor şu an itibariyle. Dolayısıyla bu trendin devamını bekler misiniz yatırımcı davranışı olarak? Bu trend evet sizin de bahsettiğiniz gibi yılbaşından bu yana baktığımız zaman işte referans borsalardan S&P'de %16'ya yakın, diğer Avrupa borsalarında da %20'ye yakın düşüş var. Bize yılbaşından bu yana baktığımız zaman bugünkü endeks itibariyle yaklaşık %36'lık bir yükseliş var. Bu korelasyonun farklı çalışmasından evet enflasyona karşı getiri arayışının verdiği de bir fark var ama bunun dışında halk arzlar, şirket bilançolarının güçlü olması, fiyat kazanç oranlarının piyasa defter değerlerinin oldukça düşük seyretmesi de bunda etkili oldu. Bu önümüzdeki dönem son günlerde borsalarda bir gelişen borsalarla beraber bir toparlanma hareketleri gözlüyoruz. Bunun biraz bilanço sezonundan kaynaklı olduğunu açıkçası değerlendiriyorum. Fakat bu bilanço dönemi geçtikten sonra yine bu sıkılaştırma politikaları başlıca ki dünyada 2022'de en önemli konu enflasyon biliyorsunuz. Enflasyonla beraber bu dünya merkez bankaları, büyük merkez bankaları sıkılaştırmaya gitti. Ve eskisi gibi sıfır faizli para politikaları sona eriyor. Ve bu genişlemeci politikalarla en son Fed'in 9 trilyon dolara ulaşan parada da, parasal boyutlarında da tekrar bir sıkılaştırma olacağını bekliyoruz. Dolayısıyla bu dönem biraz zorlu bir dönem olacak. Enflasyonun yüksek seyrettiği küreselde yine büyümelerin düştüğü ve bununla beraber doların da güçlü seyrettiği bir
dönem. Bu tabii gelişmekte olan borsaları bir miktar da olsa olumsuz yansıyor. Ama bizim borsamız yabancı payı %35'lerin altına geriledi. Dolayısıyla biraz yurt dışı ile koalisyondan daha farklı hareket ediyor. Yine bununla beraber yatırımcı sayısı son 2 yılda pandemiyle beraber 2,5 milyona ulaştı. Bu pandemi öncesi 1,2 milyon civarında gidiyordu. Yaklaşık 7-8 sene bu şekilde hatta hareket etti. Bizler bu sayı nasıl arttırılır diye zaman zaman birliklerle görüşme yapıyorduk. Fakat pandemi ve bununla beraber enflasyon ortamı, getiri arayışı yatırımcıların bu piyasaya hızlı şekilde yönelmelerine neden oldu. Ama tabii şunu hiçbir zaman unutmayalım. Borsalar her zaman yükselmeyebilir. Gerektiğinde orta ve uzun vadeli yatırım yapmak için evet bunlar alınabilir. Ama kısa vadede zaman zaman kar satışları gelebilir. Almak kadar bizim yatırımcımız çok bu konuda fazla istekli olmamakla birlikte short pozisyon yapmayı da gerektiğinde de satmayı da vadeli piyasalarda bilmek ve yapmak gerekir. Burada elbette birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi şu an itibariyle hisse senedi piyasasında hisse taşımanın sağlamış olduğu belli avantajlar var. Başta Türk lirası yatırımcısıysanız sizi negatif faiz ortamına göre koruyabilmek. Orada da şirketler marjlarını önemli ölçüde koruyabiliyorlar. Yani enflasyon kadar olmasa bile en azından belirli bir enflasyon koruması sağlayabiliyorlar. Bu noktada tabii enflasyon şu an 80'lere geldi. Önümüzdeki dönemde bu marjları koruma potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz şirketlerin? Bilanço dönemi geliyor. Bilançoları iyi gelecek büyük olasılıkla ama bir sonraki dönemin fiyatlaması için insanlar döndüğünde ne öngörünüz var? Çünkü bir yandan da makro ihtiyati önlemler nedeniyle yavaşlayan bir kredi ve bu kredilerin daha da maliyetlendiği bir ortam var. Finansman maliyeti büyük olasılıkla bu marjları korumalarını engelleyecek şirketlerin ne dersiniz? Evet, katılıyorum. Bundan sonraki dönemde kredi maliyetlerinde artış olabileceği gibi dünyada da biliyorsunuz bir resesyon beklentisi var. Dün Merkez Bankası açıklamalarında da bu vardı. Özellikle bizim ihracat yaptığımız Avrupa'da bu çok daha fazla dillendiriliyor hem analistler tarafından hem de konuyu takip edenler tarafından. Dolayısıyla şirketlerin kar marjlarında bundan sonra bu beklediğimiz aslında şu an için cazip gözüken oranlar belki bir sonraki çeyrekte bu oranları göremeyebiliriz. Ama bu gelen bilançoların şu mevcut şu anda 6 aylıklar Temmuz sonu itibariyle başlıyor. ABD'de de başladı. Dolayısıyla bunların iyi geleceğini düşünüyoruz. İşte sizler de yayınlarınızda bakıyorsunuz, açıklıyorsunuz. Yani bankalara bakıyorsunuz 2,5-3 VK'lar, sanayi şirketlerinde 3-4 VK'lar. Bunlar gerçekten cazip. Ama şunu da unutmayalım. Dünyada da özellikle gelişen borsaların gerilemesiyle birlikte burada da cazip VK'lar oluştu. Yani biz aslında küresel bir piyasadayız. Yatırımcıların daha dikkatli olmaları gereken bir döneme giriyoruz. Gıda sorunları, yine enerjide arz sorunları, işte jeopolitik risklerin artması. Bugün inşallah güzel bir bizim yayınımızdan sonra herhalde 4.30'da bir imza töreni var. Bu gıdayla ilgili 20 milyon ton Rusya ve Ukrayna'nın gıda ihracına serbest sağlanacak. Bu hem Birleşmiş Milletler hem Türkiye'nin diplomasi açısından da bir başarıdır. İnşallah bu şekilde birçok insan diyelim özellikle Afrika'da bu konuda ciddi sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bundan faydalanır. Bu baktığımız zaman da sizin yayınıza da gelmeden baktım. Mesela buğday biliyorsunuz yılbaşından bu yana %30'ları aşan bir prim yapmıştı. Bugün bu oran %1,5'lara düşmüş durumda. Bunda bu gelişmelerin de tabii etkisi var. Yine baktığımızda bizim için en büyük kalem petrol.
Bunda yılbaşından bu yana yine %29'un üstünde petrolde bir yükseliş görüyoruz. Resesyon beklentileriyle bu geri gelmeye bir miktar başladı. Umarız bu şekilde devam eder. Yani ülkemiz için de hem işte turizm gelirleri biraz cari denge açısından pozitif olsa da dünyadaki yükselen dolar endeksi, büyümelerin zayıflaması, bunların hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Evet, enflasyona karşı korunmak amaçlı hisse senedi yatırımı yapılabilir. Uzun vadeli yatırım bu fiyatlarla da yapılabilir ama siz de bahsettiniz. Önümüzdeki çeyreklerde bu beklenen bilançolardaki belki fiyat kazanç oranlarında biraz daha yüksek rakamlar görebiliriz. Karların bir miktar düşmesiyle birlikte bunları da araştırma servisiyle yakından takip etmeleri lazım. En önemlisi şu, artık sıfır faiz dönemi bitti. Bol para dönemi bitti. Enflasyondan korunmak için merkez bankaları sıkı para politikası uygulamaya başladılar. Bu da paranın maliyetini yükseltiyor. Ve ne alırsa al dönemi tabiri caizse bu dönem bitti. Bunu en çarpıcı örneklerinden birisi de kripto paralara baktığımız zaman yılbaşından bu yana %50'ye yakın bir düşüş gözlemliyoruz. Bu da bunun bir hem pandemi döneminin bitmiş olması hem parasal genişlemenin sonuna gelmiş olmasının iyi bir örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Burada size farklı bir sorum var. Özellikle kripto varlıklardan siz de bahsettiğiniz için Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili bir düzenleme çalışması olduğunu biliyoruz. Bunun son aşamaya geldiğini de biliyoruz. İçerisinde belki tartışılan birkaç tane konu var. Bir hani bankaların ve aracı kurumların burada ne şekilde yer alacağı, yer alıp almayacağı, bir de takas ve saklama konusunun nasıl gerçekleşeceği gibi. Siz bir aracı kurum yöneticisi olarak sermaye piyasası faaliyeti gösteren Türkiye'deki kurumların kripto varlık alım satımlarında aracılık fonksiyonu ifa etmesine nasıl bakarsınız? Ben açıkçası sıcak bakarım. Çünkü bizler mevzuat çerçevesinde bu hizmetleri veriyoruz. Bunu yapacak güce ve kabiliyete de aracı kurumlarımız sahip. Fakat bu konu çok hassas bir konu olduğu için her yönüyle değerlendiriliyor. Hem regülatörler tarafından hem Türkiye'de hem dünyada. Bugüne kadar açıkçası dünyada da çok net bir regülasyon çıkmadı. Ve bu regülasyonun da açıkçası çok dikkatli yapılması gerekiyor Açıl Bey. Yani yanlış yorumlamalara, yanlış garanti verebilecek açıklamalara yer verilmemesi belki gerekiyor. Ama burada bu işi artık bir limited şirket, anonim şirket vasıtasıyla herhangi bir sermaye taahhüdü olmadan yapmanın da sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için en azından bu çerçevede sermaye şartlarının, belli şartların, bunların yatırımcının teminatının belli yerlerde saklanması çerçevesinde bir çerçevenin çizilmesi, bunun hızlıca yapılması uygun olur diye düşünüyorum. Bir de hani bu biliyorsunuz TOKUM'la da ilgili bir takım şeyler var. Hani bunlar da artık halka arz diye adlandırılıyor ama halka arz sermaye piyasasından, borsadan izin alarak yapılan bir şey. Bunların komple hepsinin bir değerlendirilip tekrardan bir tebliğ ile yayınlanması gerekiyor. Ama bunu aracı kurumlar tekrar diyorum siz sorduğunuz için yapabilir mi? Evet, biz şu anda diğer uluslararası enstrümanlarda da hem kaldıraçlı piyasalarda hem diğer enstrümanlarda biz sadece kurum olarak 282 tane enstrümanı 5/24 verebiliyoruz. Dolayısıyla bunu da hani verebilecek kapasitemiz ve gücümüz var kurumlar olarak. Diğer aracı kurumlar da bunu yapabilecek kapasitede ama dediğim gibi her yönüyle değerlendiriliyor regülatörler. Bunu belki bir farklı bir AŞ şeklinde kurulup yapılması şu anda gelen bizim de aldığımız duyumlar bu şekilde diye düşünüyorum. Mutlaka kendi içinde bir gerekçeleri vardır.
Alper Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa borsaları için oldukça iyimser bir hafta. Özellikle ilkbahar döneminden bu yana belki de en iyi haftasını geride bırakacak gibi görünüyor şu an itibariyle Avrupa borsaları. Ama bir taraftan da oldukça yavaşlayan bir ekonomik aktivite var. Evet, Avrupa borsaları bu hafta yükselişle tamamlarsa endeksler %3 civarı yükselmiş olacak ve Mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmiş olacaklar. Tabii hem bilançolarda gözler hem de önümüzdeki hafta FED toplantısı bekleniyor. Bu iki gelişme önemli olacak. Şirketlerden gelecek bilançoları yakından takip ediyor piyasalar. Diğer tarafta birçok belirsizlik vardı aslında bu hafta. İtalya'daki siyasi belirsizlik, ardından bugün gelen PMI verileri Temmuz ayı için oldukça sert bir yavaşlamaya işaret etti. Euro bölgesinin ikinci yarıda resesyona girmesinin kaçınılmaz olacağını gözler önüne serdi. Diğer tarafta dün Avrupa Merkez Bankası kararını takip etmiştik. Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Tabii bazı kurumlar artık en kötü haberlerin fiyatlandığı ve dibin geride kaldığı görüşünde. Fakat bazı kurumlar ise bu görüşte değil. UBS ve Goldman Sachs bu iki kurum. Mesela her iki kurum da tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiklerini açıkladılar. Hatta 2008 yılından bu yana Avrupa borsalarının en kötü performansı kaydetmesini bekliyorlar. UBS Stoxx 600 endeksi için yıl sonu tahminini 410 puana düşürdüğünü açıkladı ve buna gerekçe olarak doğalgaz arzındaki belirsizliği gerekçe gösterdi. Goldman Sachs son olarak geçtiğimiz ay tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmişti. 6 aylık tahminini %15 oranında aşağı çektiğini açıklamıştı. Orada da şirketlerin hisse başı kar büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yapmıştı kurum. Mesela bu sene için %7'lik bir büyüme beklerken 2023 yılı için ise sıfır büyüme beklediğini açıklamıştı. Avrupa borsaları 18 ayın dibinden yükselmiş olsa da yine de sene başından bu yana %13 oranında aşağı yönlü performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta PMI verilerini gördük bugün Euro bölgesinden. Oldukça zayıf geldi Temmuz ayı PMI verileri. Birleşik PMI'ye baktığımız zaman 17 ayın en düşük değerini aldığını gördük. Kritik eşik olan 50 seviyesinin altına geriledi. 49.4 seviyesine gerilemiş oldu. Hem imalat PMI'de hem de hizmetler PMI'de yavaşlama söz konusu. Hizmetler PMI 50 seviyesine tutunsa da imalat PMI'de 50'nin altına geriledi. 49.6 değerini aldı. Özellikle Almanya tarafında çok sert bir yavaşlama yaşandı. Çünkü Almanya'da Birleşik PMI 48 değerini alarak son 25 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da da 49.6 seviyesine geriledi. Yani iç talep, dış talepte keskin bir yavaşlama yaşandığını görüyoruz. Yeni siparişlerde sert düşüş var. Enflasyonist baskılar, ham madde maliyetlerin rekor seviyeye çıkmış olması veriler üzerindeki baskının daha da artmasına neden oldu Temmuz ayında. Diğer yanda geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği komisyonun bir teklifi vardı. Üye ülkelere önümüzdeki sene bahar dönemine kadar yani 8 aylık dönemde doğalgaz tüketimlerini %15 oranında azaltma tavsiyesinde bulunmuştu. Fakat pek çok ülke bu tavsiyeye uymayacağını açıkladı şimdiye kadar. İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan bu tavsiyeye karşı çıkan ülkeler. Hatta son gelen haberler İspanya ile Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu'na bu konuyla ilişkin bir mektup göndermeye hazırlandığı yönünde Avrupa Komisyonu'nun bu teklifini geri çekmesini isteyecek ülkeler. 26 Temmuz'daki Enerji Bakanları toplantısı kritik olacak çünkü o toplantıda bu konunun yeniden masaya yatırılması bekleniyor diyebiliriz Açıl Sezen. Teşekkür ediyoruz Ceren. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Özellikle piyasalarda çok merakla beklenen imza töreni şu an itibariyle gerçekleşmek üzere. Bir şekilde hazırlıklar devam ediyor. Biz de oraya döneceğiz ama tahıl koridorunun nasıl aşılacağı ve açılacağı konusunda İrfan Donat'la bizlerle birlikte az sonra onunla da detaylı olarak konuşmaya çalışacağız. Ama ilk olarak gidiyoruz New York'a. Melike Ayhan bizleri bekliyor. Amerikan piyasalarının açılış rakamları için karışık bir başlangıç oldu gibi görünüyor. Nasdaq aşağıda, diğerleri biraz daha pozitif gibi duruyor Melike. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi karışık bir zaten haftaya geçirdik. Gerçi ilk 3 gün inanılmaz ralliler yaşadık. Türbülanslı ve inişli çıkışlı bir haftadan sonra şimdi
Yeşillerdeyiz ama yani bazı endekslerin yataya yakın olduğunu görüyoruz. S&P 500 mesela biraz önce sen açmadan önce bakıyordum. S&P'nin biraz daha yatay olduğunu, Dow Jones'un ondan ayrıştığını görüyoruz. Şimdi Tesla ile Philip Morris böyle bir kurtardılar durumu diyelim. Ama ardından Snap ile Twitter, ki Snap'in özellikle sosyal medya hisseleri arasında biraz daha ayrıldığını, ayrıştırdığını görüyorduk kendini ama yok. Snap'da, Twitter'da her açıdan teknoloji hisseleri, sosyal medyada hisseleri arasında hayal kırıklığı yarattı. Ve bu karlılıkların, bilançoların bu kadar karışık gelmesi moralleri biraz bozsa, duysa da şimdi gündem haftaya, yani Fed'e çevrildi. İllaki Fed'in 1.75 bas puan yapması fiyatlanıyor, biliniyor ve bu bekleniyor. Fakat Bloomberg ekonomistleri arasında yapılan bir anket var, paylaşmak istiyorum. O anket ekonomistlerin yaptığı, aralarında yapılan anketin sonuçları şöyle. Haftaya olacak Fed toplantısından sonra bu bas puan 75'ten 50 puana, sonraki de yani Eylül'de 50 puan artırır Fed. Daha sonraki toplantıda da çeyrek puana, yani 25 puana gider. Yani Powell'ın yavaşlaması bekleniliyor. Bu konuşulur tartışılırken yine bugün de ikinci çeyrek bilançoları geliyor, gelmeye devam ediyor. S&P 500'ün içindeki yaklaşık S&P 500'ün %20'si açıkladı. Bunun da %75 analiz tahminlerine yaklaştı ama üstüne çıkamadı. Yani ikinci çeyrek bilançoları o kadar da parlak değil. Yani çok parlak olanlar, şaşırtanlar var, Tesla gibi, Philip Morris gibi. Perakende de diğerleri, Johnson & Johnson gibi. Ama karışık gelmesi tam anlamıyla borsanın da risk iştahını karıştırıyor diyelim. Şimdi dün de gelen işsizlik sigortası başvurularının bu kadar farklı gelmesi, yani birden yukarı çıkması, işte ABD ekonomisi yavaşlıyor dedirtti yatırımcılara, traderlara. Hemen imdadını diğer birkaç bilanço yetişti ama bunun sürdürülebilirliği önemli. İşte böyle bir haftayı biz geride bırakırken gerçekten teknoloji sektöründeki ağırlığını hissediyoruz. Özellikle hayal kırıklığı yaratan Twitter ve Snap'in. Şimdi Pinterest mesela, o da açıkladı %6. Google'un hissesi önce düştü, %3 kadar düştü, sonra şimdi kendi toparlıyor. Facebook'un ana firması Meta da aynı şekilde bugün ciddi bir şekilde düşenlerdi. Sabah saatlerinde, yani bir saat önce 6'ydı, şimdi 4'lere gerilemiş düşüşün ivmesi, ama Twitter en çok düşenlerden. Haftaya da yine Wall Street'in ağır teknoloji topları kimler? Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve Boeing'le McDonald's ve Caterpillar'da bilançolarını açıklayacak olanlardan diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum, Açıl. Melike, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın notlar için. Tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle birlikte. İrfan, hoş geldin. Hoş bulduk, Açıl. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Özellikle savaşın başlangıcından bu yana dünyanın belki de tahıl ambarı diyebileceğimiz yer aslında Ukrayna. Buradan da sevkiyatın ciddi anlamda akamete uğradığını görüyoruz. Bunun aşılması için Türkiye'nin arabuluculuğunda arka arkaya atılan adımlar var. Uzun da sürdü süreç. Ancak ilk defa savaş çıktığından bu yana tarafların bir araya gelip masaya oturup imza koyacakları bir anlaşma söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten tarihi önemli olduğunun altını çizebiliriz. Tahıl koridorunun açılacağına dair netleşme başladıktan sonra özellikle buğday fiyatları vadeli piyasalarda ciddi anlamda geriye geldi. Yaklaşık zirvesinden %35-%40 kadar aşağı gelip belki de işgal öncesindeki düzeylere geri döndü demek mümkün. Ancak bu koridor nasıl açılacak, nasıl işlevsellik kazanacak, hangi bölgeler önceliklendirilecek bu sevkiyatın yönlendirilmesinde gibi hala yanıtını duymaya ihtiyacımız olan alanlar var. Herhalde zaten önümüzdeki dakikalarda ya da saatte en azından bunların detayları gelecektir. Dediğin gibi bir anlaşma sağlanacak ama o anlaşmanın detaylarında ne var? Örneğin şu anda Rus haber ajansının geçtiği bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Odessa limanı dahil 3 limanın şu anda müsait olduğu, açılma noktasında olduğu dile getiriliyor. Ama şimdi 20 milyon tona aşkın tahıl ürününden bahsediliyor, Açıl. Bu tahıl koridorundan dünya ticaretine
entegre olması ya da sağlanması beklenen ürün büyüklüğü ki 22 ila 24 milyon ton civarında. Ama hangi süreçte sevkiyat başlar ve ne kadar sürer? Dediğim gibi bunların detayları hala belirsiz. Yani bizim elimizdeki bilgilere bakacak olursak tabii tamamen oradaki limanların mayınlardan temizlenmesi, savaş nedeniyle batırılmış olan gemilerin açılması, çünkü bunlar da liman çıkışlarını tıkamış durumda bazı yerlerde. Bunların yapılması birkaç ay alacak. Ancak bir koridor açılmak suretiyle güvenli alan oluşturulması ve buralardan sevkiyatın başlaması için yaklaşık 10 günlük bir sürenin yeterli olabileceğinden bahsediliyor. Daha önceki dönemde, yani işgal öncesinde Ukrayna'nın sevkiyatının kabaca %50'den fazlasını gerçekleştiren 3 tane liman var önemli. Doğru. Bir tanesi Odessa, bir tanesi Chernomorsk Limanı ve Pivdenye Limanı. Bunların sanki açılması önceliklendirilecek gibi görünüyor. Ancak böyle mi çıkacak, başka türlü mü oldu anlaşma, onun detayını göreceğiz elbette. Dediğim gibi gelen bilgiler o yönde. Zaten bugüne kadar anlaşmanın sürecin uzamasına da en temel faktörlerden biri iki tarafında karşılıklı olarak birbirlerini bu konuda suçlamasıydı. Yani Rusya Ukrayna'yı mayınları kaldırmamakla suçlarken Ukrayna'da limanları hasara uğradığını, savaş noktasında stratejik olarak konumlanacak depolardır, limanlardır, bunların vurulması ve hatta depolardan tahılların Rusya tarafından alınıp, tırnak içerisinde çalınıp Rusya'nın iddiasıyla dünya ticaretine konu olmasıydı. Şimdi aslında konuştuğumuz şey tahıl koridoru sadece 20 milyon tona aşkın Ukrayna'nın tahılı değil açık. Hatırlayacaksın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün yaptığı açıklamada bizim bu müzakereye olumlu şekilde yaklaşabilmemiz için Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamaların, ambargonun da kaldırılması, gevşetilmesi gündeme gelmeli demişti. 30 milyon tonluk bir ihracat potansiyelimiz varken yıl sonunda biz bunu 50 milyon tona çıkartabiliriz gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla aslında topladığımız zaman eğer bu anlaşma sağlanırsa potansiyel olarak biz bugün 55-60-70 milyon tonluk bir tahıl ticaretinden bahsediyoruz. Zaten savaş başladığından bu yana artık hep tekrar ediyoruz. Rusya ile Ukrayna buğday üretiminde dünyada ilk sıralarda, ticarette daha da ön planda. Çünkü sadece ikisinin ticaretteki payı %30 civarında. Ayçiçeğine bakıyoruz %50 civarında. Hatta sıvı yağ olarak baktığımızda oran daha yüksek Ukrayna tarafında. Dolayısıyla bu iki ülkenin aslında dünya piyasalarındaki etkisi çok daha fazla. Yani bazen bu rakamlar sembolik kaçabilir. O da şundan dolayı, mesela Ayçiçek tarafındaki sıkıntı, Türkiye'de dahil bunu geçtiğimiz aylarda yaşadık. Oradaki arzdaki sıkıntı fiyatlara yansımıştı. Fiyatlardaki sıkıntı muadili ürünlerin fiyatlarında domine etkisi yaratmıştı. Palm yağında gördük bunu, sonra da soyada gördük. Buğday tarafında çok farklı değil. Senin dediğin gibi şu anda belki savaş öncesi seviyelere geriledik. 7.8 civarında kile buşel başına. Savaş öncesinde de öyleydi, 24 Şubat öncesi. Ama geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda hala %14-15 yukarıda. Hatta 17 Mayıs'ta 12.7-12.8 seviyesiyle son 14 yılın zirvesini buğday tarafında görmüştük. Şimdi bunlarda bir gevşeme bekleniyor. Zaten süreçle ilgili haberler geldikçe fiyatlar geri çekilmişti. Bugün de keza trend o yönde. Anlaşma imzalanırsa kısmen tekrar geri çekilme olacaktır. Ama tabii çok çok anlamlı, manalı bir çekilme de beklememek lazım. Çünkü küresel anlamda hala belirsizlikler söz konusu. Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Bizim çok konuşmadığımız, bugün Avrupa sıcaklarla kavruluyor haberlerinin ötesinde Avrupa'da kuraklık var şu anda. Ve bu tarımsal üretime de önümüzdeki dönemde etkileyecek. Üçüncü bir noktada Rusya'nın enerji tarafındaki politikası, gübre noktasında nitrojen başta olmak üzere ihracatçı bir ülke. Ve oradaki sıkıntı küresel gübre arzına da önümüzdeki dönemlerde büyük sıkıntı yaratabilir. Bu da fiyatlar otomatikman yansıyor. İrfan, kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İmza törenini bekliyoruz tahıl koridoru ile ilgili olarak. Oradan detayları konuşmak üzere emekli Büyükelçi ve OECD eski daimi temsilcisi Sayın Mithat Ren de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Açıl Bey. İyisiniz umarım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle daha önce de bu konu üzerine konuşmuş, fikir teatisinde bulunmuştuk. Aslında deyim yerindeyse oya gibi işlenmiş bir süreç. Bütün taraflar açısından oya gibi işlenmiş bir süreç. Zira çok fazla konu var. İşte çıkacak olan gemilere Rus gemisi eskort edecek mi? Limanlarda Rus gözlemcisi bulundurulacak mıdan tutun. Batık gemilerin temizlenmesinin maliyetini kim karşılayacak? Hangi mayınları kim kaldıracağı kadar birçok ciddi problemle karşı karşıya kalınmıştı. Şimdi burada imza atma aşamasına gelindiği görünüyor. Dolayısıyla hem Türkiye'nin burada oynadığı rolü nasıl yorumlarsınız, hem de aynı zamanda bu tahıl koridorunun açılması, acaba bundan sonra atılabilecek diğer karşılıklı uzlaşıya dayalı adımlar için bir mihenk taşı olabilir mi? Evet, bu önemli bir anlaşma, tahıl koridoru anlaşması. Uzun bir çaba sonucu, uzun süren müzakereler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil, işte Türkiye'nin aracılığı, neticede bir anlaşmaya ulaşılmış oldu. Bu anlaşmanın nasıl uygulanacağı tabii çok önemli. Fakat bu Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olarak bir gıda krizi, yani küresel düzeyde bir gıda krizi tetiklenmiş oldu ve bu savaş sayesinde Ukrayna'nın ve Rusya'nın birlikte dünya gıda tedarikinde ne kadar önemli ülkeler olduklarını da bütün dünya böylece bir daha görmüş oldu. Yani bu kadar dünyanın tahıl ambarı olduklarını çok fazla duymuyorduk. Biliyorduk tabii, büyük bir ihracatçı iki ülke, ama bu gıda krizi ile birlikte ve özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin bu kadar bağımlı olmaları Ukrayna ve Rusya tahılına, bunların hepsi işte bu meseleyi küresel kıldı. Gerçekten eğer bu tahıl koridoru imzalandıktan sonra bu anlaşma iyi uygulanabilirse ve Ukrayna'nın elinde birikmiş olan 20 milyon ton olarak ifade edilen tahıl ile işte Rusya'nın ona ek olarak Rusya'nın ihraç edeceği bütün bunlar, ayrıca Rusya'nın bir de gübre ihracatı, bütün bunlar biraz rahatlatacak galiba bu gıda krizi ile uğraşan ve ilgilenen insanları. Türkiye'nin rolüne değindiniz. Evet, önemli bu. Özellikle Rusya'nın ikna edilmiş olması çok önemli. Aslında Rusya burada biraz da imaj kaybına uğramak istemedi. Sanıyorum böyle bir küresel düzeyde yoğunlaşan bir gıda krizinin sorumlusu olmak da istemedi. Bunun bu nedenle de eğer ödün verdiyse ödün vermiş oldu, öyle diyelim. Bir uygulamayı görelim. Çünkü uygulamada çok bir sürü mesele var. Bir tanesi işte Ukrayna limanlarının güvenliğinin nasıl sağlanacağı. İkincisi işte tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'den geçişinde güvenlikleri ve orada işte mayın temizleme işleri. Ardından işte tekrar tahıl yüklemek üzere Akdeniz'den Karadeniz'e geçecek gemilerin kontrolü, işte İstanbul'da bir koordinasyon merkezi oluşturulacağı söyleniyor. Bu uygulama nasıl olacak? İyi niyetli bir uygulama olacak mı? Yoksa işte karşılıklı bir süre sonra Ukrayna ve Rusya karşılıklı suçlamalarla bu anlaşmayı uygulanamaz kılacaklar mı? Bunu zaman gösterecek. Özellikle tabii işin uygulanabilirliği çok önemli alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Çünkü aslında belki işgalden bu yana bunun karşılıklı olarak bakan düzeyindeki ilk görüşme ve imza olması çok belirleyici konulardan biri. Birleşmiş Milletler'in burada oynayacağı rol de çok önemli. Onların da alabileceği önlemler, atabileceği adımların bir sınırı var. Çünkü Rusya'nın da Birleşmiş Milletler'le ilgili yaklaşımı zaten çok bariz ve belli bir noktadan sonra oradaki dışlanmadan dolayı da oraya ciddi bir tepkileri var gördüğümüz kadarıyla. Sonuç itibariyle hakikaten uygulama esası bundan sonra yakınlaşmanın nasıl şekilleneceği konusunda çok belirleyici olacak gibi duruyor. Evet, iyi niyetle uygulanması gerekir. Belli ki işte uzun bir süreçti, yani çok ciddi müzakereler oldu bu anlaşmaya varıncaya kadar. Fakat herkesin burada, yani herkesin menfaati var bu anlaşmanın uygulanması için. Ukrayna tarafının, Rusya tarafının,
hepsinin menfaatleri, çıkarları var. Bunları göz ardı etmeyecekler haliyle. Fakat bir taraftan da tabii bir aynı anda enerji kriziyle, iklim kriziyle ve gıda kriziyle uğraşmak zorunda kalacak bir uluslararası toplumdan bahsediyoruz burada. Yani Rusya uluslararası toplumun hep sorumlu bir üyesi olduğunu iddia eder, öyle olduğunu savunur. Bu bakımdan belki de işte %100 veya %90 oranında Ukrayna ve Rus tahılına ve gıda maddelerine bağımlı olan Orta Doğu Afrika ülkelerini düşünürsek belki uygulama şansı olur bunun. Bence Birleşmiş Milletler de gerekli katkıyı yaptı, önemsiyor. İşte Türkiye'nin katkısı. Bundan sonra gidecek gemilerin iyi teftiş edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü Rusya'nın iddiaları, daha doğrusu endişesi ve dile getirdiği, her vesileyle dile getirdiği endişe, işte Karadeniz'e çıkacak, tahıl yüklemek üzere Karadeniz'e çıkacak gemilerin silahla yüklü olma ihtimali, bunu önemsiyor. Bunların denetimi kolay olmayacak ama gene de bir sistem dahilinde hem İstanbul'da hem de Karadeniz'de sanıyorum bir kere denetlenecek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rende. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle finans merkezini tamamladık. Kısa bir ara, sonra kapanışa doğru izleyebilirsiniz.